Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size kaşe lastiği nasıl takılır, kaşe mürekkebi nasıl değiştirilir, kaşeyi nasıl muhafaza etmeliyiz onları anlatacağım. Öncelikle kaşenin lastiği nasıl değiştirilir onu göstermek istiyorum. Zaten lastikler bu şekilde, döktüğünüz lastikler mevcuttur elinizde. Dökmüşsünüz zaten matbaacı arkadaşlar veya kaşenin lastiği çıkan kişiden elinde bu şekilde bir şey vardır belki. Şöyle bastırdığınız zaman gördüğünüz gibi lastik burada. Bu düştü. Düşen lastiğin altında bandaj olacaktır. Sarı bandaj. Şunlar gibi. Kaldırırsınız. Yapışkanlık kısmı burada mevcuttur zaten. Şu şekilde kendinize tuttuğunuzda yazı düzgün okunuyorsa aynı bu şekilde hemen şuradan göstereyim hatta size. Şimdi şu önceki yapıştırdığım kaşenin lastiği sökeyim. Size göstermek bağlamında. Burası yapışkanlı. Kuvvetli bir yapıştırıcıdır aynı zamanda. Şu bölge yapışkanlıdır. Burada şimdi yazıyor sistemle ilgili bir kaşeymiş bu. Şuradaki kaşenin logosunu kendimize göre tuttuğumuzda düzgün olması için aynı lastiği de bu şekilde tutuyoruz. Yani yazı düzgün okunacak. Ondan sonra şu şekilde ters çevirip ortalı bir şekilde buraya yerleştiriyoruz. Tam ortalı olsun. Sonra bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra şöyle hafif bastırıyoruz. Evet, yazı çıkmış. Sonra basıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kaşe gayet okunaklı bir şekilde çıkıyor. Gelelim üstündeki yazı kısmını değiştirmesine. Şuradaki baktığınızda şurada bir küçük bir çeltik vardır. Takıyorsunuz hemen atar kendini zaten. Bu zaten içindeki malzemeler bunun şu şekilde kutunun içinden hazır çıkacaktır. Ben size göstermek bağlamında aynı yerleştiriyorum. Aynı şekilde buradaki logomuz bu şekilde gelecek idi düz çıkması için. Bastırıyorum. Bastırdım. Şimdi çektiğim zaman lastik yapışacaktır. İçindeki kağıt iyi çek. Onun için şöyle hafif elimle sıkıyorum. Şu şekilde. Bak burada yazısı çıktı. Aynı şekilde logoya düzgün gelecek şekilde yerleştiriyorum. Camla kapatıyoruz. Olay budur. Yani kaşemiz şu anda kullanım hazır. Diyelim ki kaşeyi çok kullanmayacaksınız, haftada bir kullanacaksınız, nasıl muhafaza etmelisiniz? Şimdi kaşeye en basitinde, en pratik yol olarak şu şekilde muhafaza etmeniz lazım. Bir tane normal lastik alıp, şöyle hafif bastırıp, şu şekilde lastiği bir iki dolamanız. Bu kaşenin içindeki yay mekanizmasının, yani şu lastiğin içindeki mürekkep haznesine baskı yapmasını engeller. Dolayısıyla bu sefer kaşeniz uzun ömürlü olacaktır. Diyelim ki kaşenizin mürekkebi bitti. Buna bu şekilde mürekkep damlatmaya çalışanlar var. Kolonya dökenler var. Kesinlikle kolonya dökmüyorsunuz. Uçuruyor. Aynı zamanda içindeki süngeri zarar veriyor. Peki nasıl değiştireceğiz? İlk başta şu şekilde avucumuz için alıyoruz. Hafifçe bastırıyoruz. Şöyle yaydan kurtulması için içindeki lastik kurtulsun diye. Kalem ya da makasla herhangi bir objeyle şuradan şuna bir iki tık tık yapmamız lazım. Evet. Şuradaki boşluğu gördünüz. Ondan sonra bırakıyoruz. Tekrar çekerken de hafif yapıyoruz. İçindeki lastik şey yapmasın. Baskı uygulamasın diye. Gördüğünüz gibi keçemiz bu. Bunun içine damlacıklar halinde mürekkebimizi döküyoruz. Döktükten sonra aynı şekilde şöyle hafif bastırıyoruz. Evet. Şu şekilde. Tam yerine muhafaza ettim mi kaşemiz kullanıma hazır olmuş oluyor. Kaşe dediğimiz olay budur. Basit. Aynı zamanda yapıştırılması basit. Bu lastik çıktığı zaman ne yapabilirsiniz? Altındaki şayet etiket yani yapışkan yok ise onun için yapışkanlı bantlar var. Çift taraflı bantlar var. O da genelde matbaacılarda olur. Onun için kaşeniz arızalandığı zaman hiç kendiniz uğraşmayın. Matbaacıya gidin. Benden size tavsiye. Bugünlük videom bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın.